Star Trek yeniden beraberiz ikinci sezon devam ediyor. Aa ne haber abi? Abi selam ne yapıyorsun? <laughs> İyi ne yapalım ya Star Trek özlemimizle. ya bir şey diyeceğim ben Star Trek'te şöyle bir duyguya kapılmaya başladım. Çok canım sıkılıyor bazen böyle hayattan gündemden böyle yaptığımız işlerden bile bazen sıkılıyor. Bir açıyorum Star Trek'i böyle kaçıp gidiyorum ya hoşuma gidiyor. Çok ya. güzel değil mi? Evet abi ya mis gibi oluyorum böyle gidiyorum. Aa diyorum gezegen var orada uçuyorlar. Sanki orada gibiyim böyle Enterprise'a takılıyorum. Ya e, güzel abi buradayız ya uzaydayız. Kapı karışan neden yok. evet evet ya. Yani. Bayağı öyle hissetmeye başladım. Ya, para kapı kazıp kaçasın geliyorsan senin de bazen değil mi? Böyle. Aynen aynen böyle çıt çıt diye vurup. <gülüyor> <gülüyor> Gidesim geliyor. İkinci sezona devam ediyoruz. İkinci sezon çok güzel gidiyor. Ee, özellikle Çok güzel de... gidiyor cidden. Aynen çok tatlış bölümler var. Arada bir iki bölüm atlayacağız. Mesela şimdi e, altıncı bölümü atlayıp yedinci bölümle devam edeceğiz. She's bölümü bölümünü geçtik ama o bölüme ben ara ara minik göndermeler yapacağım. Şimdi yedinci bölüm olan Unnatural Selection'ı konuşacağız. Unnatural Selection temelinde e, genetik olarak yaratılmış e, ergen genç çocukların olduğu bir e, izo istasyonunda, Darwin istasyonunda çıkan e, bir virüsten dolayı insanların çok hızlı yaşlanmasıyla başlıyor. Burada da aslında ana konu Pulaski. Pulaski'nin nasıl biri olduğunu, ne kadar cesur olduğunu ve aslında bir noktada çıkış noktasının Picard'la çatışmaları olduğunu anlıyoruz. E, ve bu çatışmalarında da Pulaski'nin <laughs> Picard olan hayranlığından aslında öne geldiğini, öne sürüldüğünü, Dizinin daha doğrusu öne sürdüğünü görüyoruz ilk kez. Bu çok güzel bir şey aslında. Hep bizde de tartışılan bir şey işte. İki, e, sende de bunu yaşıyoruz mesela. Aklı fikri geniş olan insanların çatışmasını hep insanlar kavga gibi anlıyor. Halbuki ikisi de tutkuları için, kendi sevdikleri şeyler için, kendi doğruları, kendi kuralları için e, tartışabiliyorlar. E, zihinlerini açabiliyorlar. Bu bölüm o açıdan çok iyiydi. Pulaski'yi daha iyi tanıdık. Picard'ı da ben zaten hep seviyordum. Daha çok sevmeye devam ettim. E ee, yani şeyden de alacağım ben bir bir tık geri alacağım bizi şizoidman bölümünü niye atladık gibisinden bir konuşalım. Tamam. Çünkü biraz şeydi böyle. Ya yani çok da süper keyifli olmayan data bölümlerinden bir tanesi. Çünkü data aslında datalı bırakıyor yerine amca giriyor ya işte dedem evet. dedesi içine giriyor tövbesi da burada datanın falan. Ondan sonra böyle bölümün yarısı falan şeyle geçiyor. Allah Allah da bir tuhaf davranıyor ya falan. Da. İşte böyle, <laughs> bir böyle şey oluyorsun koca bölüm. Abi tamam işte tamam ya okey yani anladınız mı hani hadi bak belli abi falan. Neyse adamların mevzuyu çözmesi 40 dakika alıyor. Son 10 dakikada da Picard gidiyor böyle olur mu böyle Hasan falan diye böyle delikanlı gibi bir konuşma yapıyor. Bir otur konuşalım. Adam da, ha, adam da böyle şey oluyor. Aa, ben ne oldum yaratık canavar oldum falan diyor. Kendisi flash diske geri kopyalatıyor. Yani baktığında bir şey olarak akış olarak hoş bir bölüm Shizoid'men ama bence dizide iyi işlenememiş. Gerçekten 30 dakika data karıya bakıyor, data oraya gidiyor, data buraya gidiyor. Böyle <laughs> böyle 30 dakika. Allah Allah data ne oluyor? Anlamıyorlar. Kimse de şüphelenmiyor, değil mi? Abi yani böyle şüpheleniyorlar yavaş yavaş geliyor. Yani şey bir, bir çıt böyle bir şey daha lazım Shizoid'mene herhalde yani güzel bir bilim kurgu bölümü. Ama Star Trek bölümleri de Next Generation açısından çok da öyle aman aman bir ee, bir şey katmıyor yani bana bana öyle geliyor açıkçası. Bu bölümde şey sorunu var işte. Shizoid. Ben mesela ben Major of Men'i konuşurken söyleyeceğim, e, bu bölümün mesela anlayıcı selectionında the Child bölümüyle bağlantısız olması çok kötü. Yani Hı -hı. E, orada da bir işte bir çocuk geliyordu, konuşmadık o bölümü de işte bir anda büyüyüp ölüyordu falan. Yani bir yaşlanma süreci var, bir hamile kalma süreci var. Bunu niye bunda bağlamamışlar belli değil. Aynısı işte Measure of Men'de de yine dediğim az önce değineceğiz. Şey ee, Schizoid Men'de de var. Abi bölümler arasında şöyle bir kopukluk ee, Star Trek'te bir süre devam edecek. Yani şey çünkü farklı yazarlar eş zamanlı yazıyorlar genelde bölümleri. Ve yazarlar arasında bir nesil farkı var muhabbette yap yapmıştık evet, ya. Evet konuşmuştuk ama. Yani birileri çok daha klasik böyle 60'lar 70'ler. Hani Pulp daha böyle ucuzluğa tek fikir üzerine kurulu Bilimsel tarafında da çok düşülmeyen hikayeler yazmayı seviyor. Mesela The Child bölümüyle aslında bu Unnatural Selection o açıdan bence ben, benziyor. Hani böyle biraz daha weird science yani böyle şey. O abi işte ışık geldi, çocuk doğdu falan <laughs> hani anladın mı? Ve ama bazı bölümlerde de çok daha fazla şey var. E, bugün konuşacağımız bölümlerden bir tane sonra The Contagion da mesela çok daha böyle ha ulan işte evet hani bilim kurgu konseptlerini yani. daha ciddi ele alında bölümler var. Bence o nesiller arası kopukluktan şey ilerledikçe ama dizi ilerledikçe bu tarz devamlılıkları çok güzel kurguluyorlar ve daha fazla konuşmaya başlıyorlar. O da keyifli oluyor. Muhtemelen şey etkisi de var orada. E, editoryal bir tepeden kontrol yani bunların takibini yapacak editoryal olarak işte bağlantıyı kurup biraz daha nasıl diyeyim şu şey production management tarafında biraz eksiklik var gibi. Hem yani prodüksiyonda da belli bağları kuramıyorlar. Yani arka tarafta da bu tarz sorunlar hep yaşanıyor. Ama neyse dediğin gibi herhalde bunlar toparlayacak. Ama yine e, Shizoid Man'dan sonra yani Unlatchable Selection tabii daha iyi bir bölümdü. Her açıdan. Tabii. Pulaski. Ee, Pulaski'yi sevdim evet. galiba. <laughs> Aynen karakter odaklı olduğundan biraz daha çalışıyor bence. Çünkü şey bölümün başından sezonun başından beri Pulaski böyle biraz gıcık gibi ya. Evet. E, i̇şte şeyi göstermeleri güzel oluyor. Yani bak gıcık mıcık ama işini güzel yapıyor filan diyorsun. E, yani şey... Birilerini tedavi etmek için, bir şeylere çözüm bulmak için kendisini bir şeylerin ortasına atmaya çok şey e, yatkın. Bir böyle kahraman bir taraf var. Çok cesur bir kadın. Onu görüyorsun. Öte yandan mesela ana konudaki şey kısmı beni böyle bir baydı. Abi işte klon yaptık, onları büyüttük hmm. bir tesiste. Onlar işte böyle yaşlanma hastalığı çıkarttılar. Yaşlanma hastalığı bulaşıyor millete falan. O kısımları birazcık sıkıyor. Yani Pulaski'nin yaşlanması ve Pulaski ile işte Picard'ın arasındaki dinamikler olmasa bu bölüm açıkçası yine benim için şey gibi. Neydi o bir tane geçenlerde konuştuk ya Outrages Okona gibi. Yani asıl <laughs> ne oldu çok beni önemsemiyorum. Önemsemiyorum evet. bu bölümde de. Ama ana karakterlerin başına ne geldiğini ve birbirleriyle olan ilişkilerini daha çok önemsiyorum. Bana bölümü satan açıkçası o oldu yani. Ya şöyle bir sıkıntı var zaten. Yine burada akışla ilgili dersin. Nasıl dersin? Şimdi ikilemler var hep insan yani bir data var datayı işte e, sun karakteri yapmış ileride o karakteri de göreceğiz muhtemelen ve bunlardan işte e, bizim gördüğümüz iki tanesiydi Loru da gördük toplam altı tane yapıyordu sanırım yanlış hatırlamıyorsam ve bunları e, bir şekilde yaygınlaşmamış ya yani seri üretime geçmemiş kabaca ama öte yandan bir grup başka insanda aslında bir data'dan farklı datadan farklı olmayan şekilde insan klonluyor çok prof, çok artık telepat olan Çocuklar geliştiriyor ve bunların da sorunları çıkıyor. Hı hı. Bu konudaki ikilemleri de aslında iyi işleyebilir. Mejrofman bunu biraz iyi yapacak zaten onu konuşacağız. O bölümü çok sevdim bu arada devamlı ondan bahsediyorum. Ee, bunu işte bu bölümde de yapabilirlermiş. Yani bu çocukların e, hemen hastalığa gitmesinden çok bu işi niye yaptık. Yani bunlara okey telepat yaptık satranç oynuyorlar falan hani. Bir amacımız var mı? Biz bu çocukları kullanacağız mı? Nereye gidecek? Yani biraz işin ha, yok, hep yani araç kısmındayız olarak... oralar. amaç amacı göremiyoruz hiç. Evet evet o taraflara yani mesela böyle bu kadar büyük bir konunun abi hastalık virüs yaşlandırma hastalığı falana bağlanması çok ilginç. Öbür tarafta perfect insan kolonu yapılmış. Yani onun da mı üstüne konuşulsa biraz acaba ha, biraz? Işte. Yani e, çünkü mesela atıyorum daha bir önceki bölümde işte şeyde bir önceki değil de e, elementary dear data bölümünde. evet Abi işte orada şey var, hologram adam var diyor ki benim bilincim var beni öldürmeyin İşte Kaplan Picard Olay. diyor ki adam doğru söylüyor abi bilinçli varlık sonuçta falan hani böyle e ama hani klon insan bunlar işte aslında şeye göre yasak değil mi anladın mı bir yandan genetik oynamalar işte evet. Star Trek tarihinde yasaklanmış olmasına dair bir böyle şey vardır ee, kan bölümü var bir tane şey de meşhur Rat of Khan diye bir filmi var Star hmm, Trek'in belki evet. biliyorsunuz İzlemedim de ee, onları biliyorum duydum ismini baktım yani. Star Train tarihinde, federasyon tarihinde şey var. Eugenics War diye bir şey var. Ee, i̇şte orada e, gelişmiş insanlar üretiyorlar. Daha gelişmiş insanlarla düz insanlar arasında hani ulan biz üstün... İşte işte şey X-Men muhabbeti biraz anladın mı? Yani daha gelişmiş bir insan ırkı ortaya çıkarıyorlar bir dönem ve onları genelde de bir şeylerde kullanıyorlar önceki insanlar. Daha gelişmiş olanlar da diyor ki e, biz, Allah Allah biz daha gelişmişiz, <laughs> daha uzun, daha sağlıklıyız, daha yakışıklıyız. E biz yönetelim burayı o zaman. Ve çok ciddi böyle eugenics war başlıyor bir tane. O dönemden sonra işte genel olarak federasyon dahilinde böyle genetik oynama e, genetik manipülasyonların yasaklandığına dair bir takım mevzular vardır mesela. Bunu şu yüzden anlatıyorum. The Next Generation'dan çok önce Rat of Khan filmi ve işte Khan'ın ilk ortaya çıktığı bölüm yapılmıştı şeyde. Söyle Star Trek'te. Original serizde. Hı -hı. Yani mesela Hı -hı. bu bölüm böyle biraz işte kinetik ...telepatik gençler geliştirdik... ...işte bunlar insanlığın bir sonraki adımı... ...falan dediklerinde aslında biraz... ...Picard falan gibi... ...bir adamdan şey bekliyorsun... İşte hoş ne demek yani işte... <laughs> ...tepki bekliyorsun... Hani, veya da işte hani başka bir... hani ...biraz o konuyu da ele almalarını bekliyorsun ama... ...benim için mesela o konu sürekli böyle bir şey oldu... ...ya burada böyle bir şeyler var... ...bir yandan da virüs var abi ve virüs muhabbetinden çok... ...gidildi... ...sonra Pula Pulaski dramasına döndü... ...dediğim gibi rahatsız değilim ama... Pulaski dramasını çok daha küçük bir konu etrafında da yapabilirdik. Büyük bir konu etrafında yapınca şey oluyor böyle. O büyük konuyu küçültmüşler yani. Bence göz ardı edilen asıl mevzu daha büyük bir konu. Bana öyle geliyor. Şeyi falana geliyor ya çünkü. Ay vah Pulaski'yi nasıl kurtaracağız? Aman abi gidelim işte. Ha oraya geleceğim. Saç bakalım. Bir tane saç buluruz oradan. Pulaski teleporter kullanmıyor. Pulaski ile Picard arasında şöyle bir ilişki var. Yani bu bir Pulaski bölümü. Ama Pulaski bölümünün arkasında genetik olarak oynanmış üstüne insan ırkı ortaya çıkmış ve <laughs> bu bölümden sonra da böyle diye gidiyorlar ya yani hiçbir zaman bir daha geri dönüm bence küçük bir konu değil arkadaki konu ama ana konunun yanında yazardık bence yani yazar arkaya jeneratör hatası da koyabilirdi anladın mı jeneratörden radyasyon kızmış Pulaski Radde oraya yardıma gidiyor. Aa radyasyon ona da bulaşıyor. Hey Allah Pulaski nasıl Ama kurtardık? işte böyle bir şey olabilirdi? orada muhtemelen şu yüzden olmamış. tek İki fikir var. Birincisi dediğim gibi Pulaski bölümü olacak. Esas ana fikir bence şuymuş. Abi, biz bu ıı, ışınlanma aletinden bir, bir şey anlatacağız. Biz burada ıı, geri tersine mühendislik yapacağız. Genetik üzerinden diye. Bu fikir bulmuşlar. O fikri bağlamak için koskocaman bir klon hikayesi hmm. yaratmışlar ama o o evet. hikayenin de büyük olduğunu anlamayıp ya da düşünmeyip ya da istemeyip ya tamam o öyle kalsın sonra bakarız deyip yine tekrar çünkü şey çok önemli bence abi ışınlanmada oradan bulduk çünkü başka yerden ışınlanmadığı için daha önce oradan bulduk genetiğini oraya ekledik oradan filtreledik herkesi iyileştiririz o zaman böyle anladın mı hani bir sorun ha, yaşanır. Evet işte. <laughs> Transporter büyüleri. Aynen. Bu büyü Transporter büyüleri riskli biraz. Makineye bizim gözümüzde upgrade getirdi şu anda. Hep senin söylediğin konu ya işte. Bunlar böyle biriktikçe tabii. kullanılmasını bekleyeceksin şimdi bunların. Tabii tabii. Bunlar böyle biraz biraz böyle kulak arkası ediyorsun böyle şeyleri. Ya çünkü mevcut da kadın yaşlanmış geri teleport ediyorsun. Geri teleport ederken gencine nasıl? Hani öyle şey mi olur anladın mı? Ne kadar <laughs> ee, saçma bir şey. İşte efendim genetiği değiştiği için ama yaşlanmış. Genetiğini düzeltirsek gençleşir falan gibi bir de böyle nasıl yani biyoloji bilimine ters bir takım olaylar anlatılıyor. E, kütlesi neye göre kadının yazılacak o zaman falan. Son kısmını da çok iyi bağlayamıyorlar. E, neticede Pulaski'yi daha çok tanıtıyor bize ve ben e, Doktor Pulaski seviyorum gerçekten bu arada. Bu bölümün benim için kıymeti o. Adım, bak delikanlı kadın bu şelal olsun ne güzel insan falan. Ama böyle gittin geldin teleporterdan gençleştirme kürü uyguladık sana falan. Böyle bunlar çok çok iyi yazılmamış bir bölüm. Bu bölümün yazarı bakıyorum kimdi? Tracy Torme olması lazım. Ha yok pardon. John Mason ve Mike Graymiş. Bakalım ileride başka hangi bölümleri yaz, yazmışlar bakacağım. Ya şey işte oradaki sorun e, her seferinde işte insanı aslında yok etip getiriyorsun gibi oluyor ya da bir şekilde enerjisini aktarmak için harbiden parçalayıp bütün DNA'sına kadar ve o tek değişen DNA'nın yana eskisini koyunca. Eski hale geliyor. Oğlum bu bayağı epik bir şey yani. <laughs> bu da çok basit Ama, bir şey. Ama evet yani. yani hani DNA'sını yeniledin. Kadının eski derisi dökülse anladın mı? Böyle bir fizikte tedavi görüp kendi haline dönse falan eyvallah diyeceğim. Bu da yeni haliyle print alıyorlar kadını. O biraz <laughs> artık böyle şey. Yani daha önce de Picard'ın vücudu kayboluyordu. O yüzden Picard'ı eskisinden kopyalayıp içine bendini evet. koyuyorlardı ya. Yani no. Ama öte taraftan dur. Yani bunları beğenmemekle beraber işte geldik. Kim yapıyor bu planı. Teleporter'ın başında kim oturuyor? O'Brien. <laughs> o oturuyor. O'Brien. O'Brien geliyor. Gümbür gümbür geliyor. Geliyor. Yani O'Brien çok ilginç. Ee, bu bölümle artık teleporter odasındaki abimize dönüştü. Mühendis yani çok şey, uzun bir akıllı. süre, çok uzun bir süre Star Trek dizisinde olacak O'Brien biliyor musun? Hadi ya. Oha çok iyi. Çok. Yani e, çok merak. Çok ediyorum. ilginç bir karakter bir gelişimini takip et. Arkadaşlar da not alsın seyirciler. O Brahim, yani birkaç kere gördük şu noktaya kadar sağda solda. Bu bölüm itibariyle birileri demiş ki abi bu herifi koyalım bir yere. Koydular şimdi. Yavaş yavaş bundan sonra nereye gidecek takip etsinler. Benim için dizi tarihindeki en ilginç karakter gelişimlerinden bir tanesi O Brian. Çünkü adam böyle nasıl söyleyeyim arkada duran Sam Random Dude'dan başka bir şeylere doğru gidecek böyle. Süper ya. Çok güzel. E, bizim... güzel. Şöyle düşün. <laughs> Arkada duran Sam Random diyor da herif. Şimdi teleporter odasından sorumlu karakter oldu. Bir de öyle yalan gibi de olmadı, şey gibi oldu yani. Hani akıl fikir koyarak oldu bu. E işte, evet. Yani şey adam değil. Hani sen de şunları taşı kardeşim falan tarzı değil herif. Bir de Teleporter'ı şöyle yaparız <laughs> kaptan bilmem neyi böyle yaparız falan. İşte bir teleport bir edecekler pulaskiyi. Teleporter da can verirse diye korkuyor. Kaptan sen yap falan diyor. Bakıyorsun böyle ahlaki olarak şeyleri falan da belli. Bir bölümde herif böyle şey oldu. <laughs> Yani ne bileyim, bizim işte bu şeylerde de bu çok olur. Game Master'lık yaptım ben de ben D&D'de falan. Podcast ya da da oluyor. Yani mesela Mario diye fare karakteri var tamam ha, hatırlıyorum onu ya. Çok, <laughs> çok seviyorum. Yani Mario diye fare karakterinin ortaya çıkması sebebi o sahnede can temizin şey kullanması hayvanlarla konuşma büyüsünü kullanması. onu sen kullanmasa, onun, kullanmasa Sen ona harbi oturdun yazdın değil mi? Baya Mario diye karakter olacaktı. Yoksa o an bir doğaçlama Hayır i̇şte hayır yazmadım. Adam onu büyü kullandı ne bileyim ben anladın ha. mı? Bana o Brian hikayesi biraz şey gibi geliyor. Yani arkada duruyor herif. Doğaçlama mı geliyor? biri falan diyor ki ya şu herifin tipini beğendim bak üst, Burada takıl biraz daha. iki bölüm daha gözüküyor. <laughs> Artık üçüncü üç bölümde birisi diyor ki şuna bir rol yazalım diyor. Böyle yavaş yavaş geliyor herif yani bu. Bu tarz uzun dizilerde böyle yan rolden bir anda ana role geçişler falan bana çok ilginç geliyor açıkçası. Rütbe atlıyor gibi. Ya seninle beraber ilerliyor işte güzel ya. Ben de evet. çok merak ediyorum o Brian'ı. Okey. Var mı ekleyeceğim? Yaşlanma şey? makyajı çok kötü değildi ama yine kötüydü. Yaşlanma makyajını <laughs> Levent Kocalı'yı kimse yapamadı oğlum şu iş. <laughs> evet ya. Bu yaşlanma işi niye yani gençleştirme işini de bak Hollywood çözdü mesela yaşlandırma işini hala bir tam yapamıyorlar biliyor musun? Bir, bir şey duruyor böyle. Freaky duruyor o evet, e, evet. B, B movie'lerdeki böyle yüzü akan böyle hmm. sonradan hani böyle bir etkili asitle falan yaş yaşlanmış suratlar gibi gözüküyor böyle. Evet şey böyle. Bir tane şey vardı yani ya işte bu şoför yüzünün sağ tarafıyla güneşe bakıyor, sol tarafıyla düz gidiyor falan. <laughs> Photoshop'ta bir ekstra yaşlandırma varmış gibi geliyor insana. Yalnız bir önceki sezonda asıl şey vardı. Hızlıca atladığımız bir tane bir bölüm vardı. Orada böyle yaşlılıktan gençliğe dönen amiral vardı bir tane. O bölümü izledim mi hatırlamıyorum. Hangi bölüm? Yani sen atlamış olabilirsin onu. Atladım galiba. Şey, abi Allah. Nasıl kötü bir bölümdü. Dur adını bakıyorum şimdi Wikipedia'dan. Hemen söyleyeceğim şimdi. Dur dur dur. Angel One mıydı acaba? Yok değil. Too Short a Season. Heh. Ha yok onu izlemedim. Abi, abi. bölüm var. Biz bu de atladık. Seyirciler izlemiş olabilir. Sen de bir dön bak. Tuş ortası Season'da şey bir durum var. Bir tane amiral yaşlanmış artık. Allem etmiş, kullem etmiş. Kendisini gençleştirecek bir tane bir şey bulmuş. Oradan böyle işte bilmem falan dram oluyor. Ama herifin yaşlı makyajından yavaş yavaş genç makyajına bir dönüşü var. <laughs> Ay yani bütün bölüm, bütün bölüm yalan oluyor. Yani herifin o yaşlı suratına baktıkça şey diyorsun. Tövbe bismillah deyip duruyorsun ya. O kadar kötü ki. hay Allah'ım ya. <laughs> of oh, çok iyiymiş ya. Bu makyaj ona göre kat kat iyiydi bu arada. Yine Pulaski ablanın yüzüne bakmaktan tiskilmedim ama. Yani bu yaşlı makyaj işi gerçekten çok, çok zor bir, bir iş, ya. iş ya. Ya öyle canım. Dönemin prostatikleri falan da herhalde daha kısıtlı Tabii o çok basit bir iş değil de. E, ama ya, yani yapılıyor da. Değiştirmek, surat değiştirmek, uğraşmak biraz emek işi tabii. Orada yaratıcılık çok daha önemli oluyor. Bu tarz practical efektlerde. İşte Levent Kırca bir şekilde yapıyordu bunları ya. Ben hani geyik meyik ama komik yani bayağı uğraşıyordu bunlarda. Bir ara kafayı buna takmıştı Türkiye'de. Ki var mı abi bekleyeceğim bir şey bölüme başlayalım? Yok abi bu kadar Tamamdır. Bir bölüm. Tamamdır. O zaman e, ikinci sezon yedinci bölümünü Unnatural Selection'ı kapatıyoruz. Bir sonraki bölümde A Anır Honor konuşacağız. O bölüme kadar bu arada bunu bölümleri ilk kez keşfedenler oluyor. İlk sezonun tamamını bitirdik. Üzerine de hatta ilk sezon yorumu da ekledik. Hatta şu soruda çok geliyor. Aa, ben nereden başlayacağım bu starter'ı? Onun için de video var. Hepsini şu anda ekranda görüyorsunuz. Ee, tıklayın. Arada da arada abone olun butonu var. Ona da basabilirsiniz. Hadi öpüyorum. Siz görüşürüz. Görüşürüz.